Herkese merhaba, ben Sonia. Bir önceki gün alışveriş yapmaya gittim ve Miniso'dan çok değişik bir ürün buldum ve sizlerle denemek istedim. Bahsettiğim ürün bu. Bunlar arasında kaşlar için aparatlar. Bu aparatlarla aslında istediğimiz şekil verebiliriz. Ben öyle bir aparat hiç kullanmadım. Benim için ilk olacak. Çünkü genellikle ya da direkt kaş kalemi kullanıyorum ya da kaş pudra olabilir. Ama zaten kaşların belli bir şekil var ve bayağı kalın. O yüzden çok ihtiyacımı duymadım. Ama kaşlarım biraz işte tam istediğim bir şekil değil. Çünkü ben genellikle daha düz ve kalın kaşları çok seviyorum. Ama bu aparatları görünce denemek istedim. Çünkü burada gördüğünüz gibi tam sevdiğim, yani tam düz ve kalın kaş gibi duruyor. O yüzden bu aparatı görünce tabii ki çok denemek istedim. O yüzden aldım. Bu aparatları kullanırken aynı zamanda kendime biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü birkaç tane sorular aldım ve cevap vermek istiyorum. O yüzden böyle bir video çekeceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Bu aparatı kullanmak için aslında ben tam bilemedim. Yani neyi kullanmam gerekiyor. Ya da işte kaş kalem ya da kaş pudra ya da kaş pomade var. O yüzden çok bilemedim. Ama aslında arkada yazıyor neyi yapmamız gerekiyor. İlk kaşlarımız biraz taramamız gerekiyor. Sonra işte hangi şekil istiyoruz, hani hangi aparat kullanacağız onu seçiyoruz. Sonra işte ya da kaş kalemi ya da kaş pudra kullanabiliriz. Ben kaş kalem olarak bir tane aynı markadan Miniso bir kaş kalemi var. Bunu adı Brow Lash ve kullandığım renk numara 1 Black, siyah rengi. Bu kaş kalemi seviyorum, her zaman kullanıyorum. O yüzden bunu kullanmak istiyorum. Bir taraftan bu kaş kalemi kullanacağım ve öbür taraftan bir kaş pudra kullanmak istiyorum. Çünkü hangisi daha iyi olacak bu aparatlarla onu görmek istiyorum. Ve kaş pudra olarak bir tane küçük kit var L'Oreal'dan. Bu kit adı Brow Artist Genius Kit ve içinde iki tane renk var. Bu kaş kiti aslında daha hiç denemedim. Yeni aldım. O yüzden sizlere onu da denemek istiyorum. Ve bu kiti için aldığım renk en koyu renk adı Medium to Dark. Bunu açıyorum ve bakalım hangi şekil daha doğru olabilir. Bu aparatlar fiyatı 12.95 TL, yani 13 TL. Bu kit içinde aslında küçük bir poşet var ve tüm aparatları içinde koyabiliriz. Ve aynı zamanda böyle küçük bir kitaplık bir şey var. Yani içinde ne yapmamız gerekiyor yazıyor ve gösteriyor. İçinde aslında birkaç tane model var şekile göre. Ve aslında bir model için, bir şekil için sadece bir tane bundan var. Sadece bir taraf kullanıyoruz ve sonra çeviriyoruz öbür taraf için. Toplam 6 tane aparat var. Bunlardan hangisi kullanmak istiyorum çok bilemedim. Çünkü gerçekten 6 tane var ve seçmek için çok zor. O küçük kitaplık içinde yazıyor ki seçmek için bizimki işte şekili en yakın olan seçmemiz gerekiyor. Ben aslında biraz daha düz bir kaş istiyorum. O yüzden düz bir model kullanmak istiyorum. En düz olan sanki bu, yani numara N01. Ama bu sanki benim için çok düz olacak. Yani şu anda bakıyorum ve gerçekten çok böyle büyük boşluklar var. O yüzden bence bu bana uygun olmayacak. İstediğim şekil bu. Numara F01. Onu kullanmak istiyorum. Bu taraftan bu kaş kalemi kullanacağım ve öbür taraftan o kaş pudra kullanmak istiyorum. Bu aparat üstünde iki tane çizik var ve bize gösteriyor nerede onu koymamız gerekiyor. Biraz şekil bulmak için biraz zor gibi duruyor. Okay. Çok hareket etmemem lazım çünkü yoksa her şey değişecek.
bence tamam. Bence hiç olmadı, çok kötü durdu. Bence bu şekil bana göre değildi. O yüzden onu siliyorum ve başka bir aparat kullanmak istiyorum. Bence bu numara F01 bana uygun olmadı. Çok düzdü ve biraz kalın gibi durdu. Bir tane F02, bu biraz daha işte çok düz değil. O yüzden bunu kullanmak istiyorum bu sefer. Bence bunları tutmak için böyle çok zor oluyor, çok yapamıyorum gibi. Okey. Bence bu şekil aslında benim şu andaki şekilime aynı, çok benziyor. O yüzden bence bu F02 bana tam iyi bir şekil gibi. Sonra biraz daha tarıyorum. Bence bu aparat F02 güzel bir şekil verdi ama aslında zaten öyle bir şekilim var, yani böyle daha düz yapmadı ama yine de çok kötü çıkmadı. Şimdi aynı aparata ikinci taraf yapmak istiyorum ama bu sefer kaş pudrayı kullanacağım. İlk yorum olarak bence kaşlarım şu anda bayağı kalın görünüyor. Yani normalde o kadar kalın yapmıyorum. Bu taraf kalemle bence çok doğal durmuyor. Yani biraz sahte gibi duruyor. Ama pudrayla daha doğal duruyor. Çünkü kaşlarım kalın görünüyor ama işte komple bir tek siyah olursa işte bence biraz yapı duruyor. Ama pudrayla biraz daha doğal. O yüzden bu tarafı daha çok beğendim. Şu anda o iki taraf çok değişik duruyor. Yani hiç aynı görünmüyor. O yüzden bu tarafı tekrar yapmak istiyorum. Dediğim gibi aynı zamanda kendime biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü birkaç soru arıyorum ve belli sorular var. Zaten biraz fark ettiniz, bayağı belli bir aksanım var. İlk soru olarak nereden geliyorsun? Onu çok görüyorum. Aslında ben Fransa'dan geliyorum ve orada doğdum, orada büyüdüm. 23 sene boyunca oradaydım. O yüzden birkaç kişiyi fark etti, Fransa'dan geliyorum. Bayağı Fransız bir aksanım var. Ama aslında ailem Türk, yani babam, annem ikisi Türk. Ve aslan biz Mardin'den geliyoruz. O yüzden bayağı esmerim, yani hiç böyle sarışın değilim. Türkiye'de aslında 5 sene önce geldim ve burada okudum. Sonra işte şimdi artık çalışıyorum. Ama aslında Türkçe biraz geç öğrenmeyi başladım çünkü o okulda İngilizce okudum ve aslında 3 sene önce Türkçe konuşmayı başladım. O yüzden hala o aksan var ve hiç gitmiyor, bayağı kalıyor. Başka ne diyebilirim? Hobi olarak tabii ki kozmetik seviyorum, moda, kozmetik. YouTube çok seviyorum. O yüzden ilk hobi olarak tabii ki bu olacak. Sonra ikinci hobi olarak video oyunları oynamayı çok seviyorum. Yani artık biraz zor oluyor çünkü boş zamanım çok olmuyor. Ama ne zaman işte
boş bir saatim var. Video oyunları oynamayı çok seviyorum. Başka işte İstanbul'da oturuyorum. Burada çalışıyorum. Fransa işte bazen tatil için gidiyorum. Tabii ki Fransızca konuşmayı biliyorum çünkü orada doğdum. Ana dilim Fransızca. Kozmetik, makyajları kullanmayı çok seviyorum. Aslında 12 yaşındayken makyaj kullanmayı başladım ve çok seviyordum, çok meraklıydım çünkü işte sadece makyajla komple bir yüz şekli değiştirebiliriz. O yüzden işte kullandım yavaş yavaş ve çok öğrenmek istiyordum. O yüzden senelerce YouTube'da videoları izledim ve sonra bir gün düşündüm, ben de açmak istiyorum bir kanalı. O fikir geldi çünkü bazen arkadaşlarım bana soruyorlar, işte hangi ürün seviyorsun ya da nasıl işte far sürüyorsun, en sevdiğin maskara ne ya da hangi ruj kullanıyorsun. İşte ben cevap veriyorum ve sadece arkadaşlarımla değil ama herkese söylemek istiyorum. Yani herkes bana soru sormak istiyorsa işte sorabilirler. O yüzden böyle bir kanal açmak istedim. Başka ne diyebilirim? Şu anda aklıma geçmiyor ama tabii ki soru sormak istiyorsunuz. Aşağıda soru sorabilirsiniz. Özellikle böyle beni tanımak için bir video çekebilirim. Şimdi tekrar bu ürünü geçmek istiyorum. Bence bunu kullanmak için biraz zorlandım. Çünkü böyle tutmak gerekiyor. Sonra işte tutarken aynı zamanda ikinci elle ürünü böyle sürmemiz gerekiyor. Ama işte para biraz düşüyor. Yani yapışmıyor. Yapışkanlı olsaydı belki daha iyi olurdu. Ama işte biraz zorlandım ve bence o kadar faydalı olmadı. Çünkü direkt işte kalem sürersem aslında aynı sonuç alabilirim ve daha kolay olacak. Ama benim için çok faydalı olmadı. Çünkü zaten kaşlarım işte kalın. Dediğim gibi zaten belli bir şekil var. O yüzden bu aslında çok değişmedi. Ama diyelim ki kaşlarınız o kadar da kalın değil ya da işte boşluklar varsa bence bu iyi olabilir. Sadece biraz alışmamız gerekiyor. Çünkü ben gerçekten böyle o kadar her sabah çok uğraşmak istemiyorum. O yüzden bence bunları tekrar kullanmayacağım. Belki başka bir şey verebilirim anneme gibi. Çünkü annemin kaşları o kadar da kalın değil ve biraz boşluklar var ve o kadar işte belli bir şekil yok. O yüzden o aslında kullanabilir. Ama bence benim için çok iyi bir ürün olmadı. Yani çok uygun bir ürün olmadı. Ve bu video için bu kadar. Dediğim gibi bana özellikle soru sormak istiyorsunuz. Sorabilirsiniz tabii ki. Ve özellikle bir video çekebilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Gitmeden önce abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz, bye.